Evet, at ve atçılık üzerine bir videoda daha beraberiz sevgili arkadaşlar. Tekrar herkese merhabalar. Şimdi atlarla ilgili eminim kafanız çok şeye karışabilir. Örnek veriyorum, binicilikten faytonculuğa, yarışlarından engel atlamasına kadar branşlarının olduğu, okçuluğun olduğu, efendime söyleyeyim birçok branşın olduğu ve her branşın farklı ürünler kullandığını, eğitimler verdiğini, efendime söyleyeyim at baktığını ve at beslediğini lütfen unutmayın. Şimdi bir dresaj işiyle uğraşan ya da bir kulüple uğraşan bir okçunun veya bir ciritçinin veya bir faytoncunun herkesin bilinç ve algı şeyi farklı. Eğitimi, altyapısı farklı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum, birçok eski atçılar bence çok güzel at bakıyorlar. Atın dilinden anlıyorlar ve evladı gibi bakıyorlar. Ama Avrupa standartlarındaki kulüpler atların altına her zaman talaş serer sevgili arkadaşlar. Atları bağlamazlar. Yani birçok Anadolu'daki insanlar atı inek gibi bağlar. Onlara sorarsanız bu atın terbiyesi için daha iyidir. Hatta bununla ilgili özlü sözler geliştirmişlerdir. Ne gibi? İşte atı, karıyı yakın tutacaksın, atı yakın bağlayacaksın. Buna benzer, tam anlamıyla hatırlayamadım bir cümle ama buna benzer bir söz olması lazım. Dolayısıyla onlar atın bağlanması gerektiğine inanıyor. Atın sağlığı ve terbiyesi için. Ama kulüpler atın bağırsak düğümlenmesini engellemek, atın rahat etmesine, psikolojik olarak problemsiz olmasını sağlamak için atı özgür bırakırlar. Ve birçok tabii nedeni ve sebebi var. Atı özgür bırakırlar box'ında. 4'e 4, 4'e 5, 4'e 3 şeklinde box'larda kalır atlar. Dolayısıyla box'ların belli bir, yani onların bulunduğu genel alana tavla denir veya ahır denir. Yani genelde tavla denir. Şimdi hayvanların tavlalarına bile, ahırlarına bile önem veren yerler var ki birçok yerde çadırda at besliyorlar. Yani ondan sonra atçıyım diye geziyorlar. Ben bu tip şeylere çok karşıyım, çok kızıyorum ve çok kınıyorum. Tavlaların, ahırların ferahlığı, havadar olması, hayvanların ciğerlerinden tutun, kemik sağlığına, bağırsak sindirim sistemine kadar önem verip emek veren kulüpler var. Dolayısıyla şimdi bu insanların gösterdiği emek, bakım çok farklı, diğerlerinki çok farklı. Şimdi atın, at sahibi olmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Ben at alayım diyen. Şimdi arkadaşlar, at bir oyuncak değil, bir eğlence aracı kesinlikle değil. At tarihte kültürlerin, medeniyetlerin oluşumunda çok büyük rol oynayan ve bizim hem yol arkadaşımız hem de bizim ulaşım aracımızdı zamanında. Ve yine atın ciddiyetinin ve bilincinde olan insanların at sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Örnek veriyorum, aldım ama her ay onun bir ücreti var, pansiyon ücreti var. Bunu ödeyemeyen insanlar at sahibi olmamalı. Efendime söyleyeyim, onun sorumluluğunu alamayan insanlar at sahibi olmamalı. Aldım 3 ay sonra sıkıldım, bıktım, korktum deyip atı bırakan insanlar at sahibi olmamalı. Nasıl kedi köpek sahipleniyoruz, ondan sonra bakamayıp bir yerlere veriyoruz. Tamam, kedi köpeği her yere sahiplendirebilirsiniz, küçük bir canlı. Onların bile psikolojisi bozuluyor. Onlar bile ruhsal olarak değişimler gösteriyor. Dolayısıyla atın da bir canlı olduğunu, onların da reaksiyonları olabileceğini lütfen göz ardı etmeyin. Atı alıyoruz, atı sanıyoruz ki saksı, olduğu yerde duracak, hiçbir maliyeti masraf olmayacak. Arkadaşlar, en kötü nalbantlık ücreti 250 ile 500 TL arasıdır. Çünkü bunun nal ücretlerinden, çakım ücretlerinden emek verilmesi sürecine kadar lütfen göz ardı etmeyin. Bu atların periyodik aralıklarla düzenli olarak verilmesi gereken pastaları, ilaçları, efendime söyleyeyim parazit hapları ve iğneleri, ilaçları oluyor. Tımarları oluyor. Efendime söyleyeyim, bakımların altına serilen talaşları mutlaka oluyor. Ha, talaşınız yoktur, sap serersiniz. Ama düzenli baksın, temizlenmesi gerekiyor. Onun dışında düzenli idman yaptırılması gerekiyor. Çünkü box'ında kalması ödem oluşmasına ve halsiz kalmasına, bağırsak sindirim sistemlerinin bozulmasına, hayvanda psikolojik olarak strese girmesine neden oluyor. Dolayısıyla mutlaka sıklıkta, alıştığı düzende idman yaptırılması gerekiyor.
arpa ve yulaf çayır otu yonca edilmesi gerekiyor. Tabii ki örnek veriyorum, koşan bir ata yonca verilmiyor. Örnek veriyorum işte yatan ata şu kadar arpa verilmemesi gerekiyor falan filan. Bunların bir oranı, bir sistemi var. Dolayısıyla çalışan atlardan bahsediyoruz biz veya sahibinin, örnek veriyorum 500 kiloluk bir atınız var. Atınızın güzelliğini korumak istiyorsanız belli oranda, belli ölçüde, belli kiloda verilmesi gereken yemlerin olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu da maliyet ve masraf demektir. Tamam, okey. Atın tımarı, tıraşı, nalı, efendime söyleyeyim altına serilen talaşı veya sapı, arpası, yulafı, çayır otu, idmanı ve düzenli tabii ki kontrolleri. Bunun bir maliyeti var sevgili arkadaşlar. Her yerde değişiyor. Gerçek anlamda saman veriyorlar veya atıyorum kapçık veriyorlar veya ne derler, değişik değişik şeyler veriyorlar. Şimdi herkes ucuza kaçmaya çalışıyor, biliyorum, anlıyorum ama pansiyon ücreti ödediğiniz yerlerde, örnek veriyorum 1000 liraya bir yerde bir pansiyon ücreti ödüyorsanız orada zaten atınız iyi bakılmıyordur. Yani saman veriliyordur, sadece içine bir şeyler, arpa karıştırılıyordur veya başka bir şey karıştırılıyordur, veriliyordur veya sap veriliyordur. Dolayısıyla atınız iyi bakılmadığı için 1000 liranın alınması çok normal veya 1500 lira. Şimdi at spor kulüplerinde 3000-3500 civarı, çünkü orada kullanılan bir yani idman yapabileceği, eğitimlerini sürekli düzenli olarak sürdürebilecekleri bir kapalı manejleri var. Buraya bile kira ücreti ödüyorsunuz. Dolayısıyla at hakkında o kadar çok kalem ve o kadar çok bilgi var ki arkadaşlar, lütfen her şeyi tepeden tırnağa araştırın. Atın huyundan, suyundan, davranış biçimlerinden, kendiniz at alacaksanız doğru ellerden at alın. Lütfen simsarların eline düşmeyin. Simsarlar zaten inanılmaz pahalı satıyorlar. Ve gösterişe değil de, tabii ki gösteriş çok önemli ama gösterişe değil de atın ahlakına, huyuna, suyuna önem verin. Gerçek kaliteye önem verin. Kalite çok para demek değildir. Bunu da lütfen unutmayın. Evet, atlarla ilgili konuşacak çok şey var ama sizin değerli zamanınızı ben almayayım. Aklıma gelirse yine paylaşırım. Sizin sormak istediğiniz şeyler olursa ben tabii ki cevap veririm. Bu arada sevgili Bayram'a çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da Nalbant arkadaşım. İstanbul'a gittik ve bana şunu söyledi, çok onur etti beni. Ayşe abla, Nalbantlı konusunda seni kadar tanınsam bu bana yeter dedi. Çok çok sevindim. Gittiğim yerlerde tanınmak, siz Ayşe Aldemir değil misiniz? Hatta yeni imajımdan bile beni çok tanıyorlar. Çok çok mutlu oluyorum, çok onur duyuyorum. Beni kabul edip sevdiğiniz, desteklediğiniz için de eksik olmayın, var olun. Hepiniz benim için çok kıymetlisiniz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.